Merhabalar hoş geldiniz arkadaşlar yeni transfer gündemiyle karşınızdayız Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmak isteyen Barça Dembele'nin takımdan ayrılmaması halinde bonservisi elinde olan Costa ile görüşecek. Transfer döneminde Daniel Ves, Ferran Torres ve Adama Traore kadrosuna katan Barcelona forvet transferinde Dembele'nin durumunun netleşmesini bekliyor. İddiaya göre Atletico Mineiro ile mukavelesini fesheden ve boşta olan Diego Costa ile bir görüşme yapılacak. Dembele'nin ayrılması durumunda ise Arsenal'dan Aubameyang'ın transfer listesinin ilk sırasında yer aldığı ifade edildi. İngiliz basındaki haberde Aubameyang ve Barcelona'nın transfer konusunda anlaşmaya vardığı da kaydedildi. Diğer yandan Galatasaray'ın Şilili orta saha oyuncusu Erik Pulgar için Fiorentina ile anlaştığı iddia edildi. A Spor'daki habere göre Sarı Kırmızılar orta saha oyuncusu Pulgar'ın kiralık transfer için Fiorentina kulübüyle ile anlaşma sağladı. Galatasaray'ın kısa süre içerisinde transferi resmen açıklaması bekleniyor. Bu sezon Fiorentina formasıyla 8 resmi maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu bir asist yapmıştı. 94 doğumlu Şilili orta saha oyuncusu 2015'te kariyerinin ilk büyük transferini Bologna'ya gerçekleştirmişti. O dönem Bologna 2 milyon 280 bin euro ödeme yaparak gelecek vadeden oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Pulgar da bu transferden sadece bir yıl sonra eşine az rastlanır bir başarı imza attı. 2015-2016 sezonunda sadece masallarda denk gelinebilecek bir hikaye yaşandı. Şili milli takımı o yıl Güney Amerika Kupası'nı müzesine götürdüğünde Erik Pulgar da kadrodaydı. O dönem 21 yaşında olan orta saha Copa Amerika'yı kazanma şansı elde etti. Bu gelişme Şilili yıldızın kariyer basamaklarını hızla tırmanmasına yardımcı olurken piyasa değeri de arttı. Bologna Şilili yıldızı 4 yıl süreyle kadrosunda tuttu. Diğer bir değişle cilalayıp parlattı. Ülkenin köklü takımlarından Fiorentina Pulgar'ın daha popüler hale gelmesini beklemeden erken davranıp servet değerindeki bir bedelle oyuncuyu transfer etti. Bir orta sahanın en verimli olduğu yaş aralığı çoğu futbol otoritesine göre 25 ile 32'dir. Fiorentina Pulgar'ın birkaç yıl içerisinde daha da gelişeceğini düşünüp Bologna'ya 12 milyon 300 bin euro ödeme yapmaktan geri durmadı. Kariyerinin en büyük transferini yapan Şilili, 26 yaşında büyük hayallerle Floransa kentine ayak bastı ancak Fiorentina günleri beklediği gibi ilerlemedi. 2 yıl içerisinde sadece 41 maçta oynarken rakamsal açıdan beklentilerin bir hayli ötesinde kaldı. Öyle ki bu sezon sadece 8 maçta oynadı ve bir asist yapabildi. Geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe yeni sol bekine kavuşabilir. Bu sezon bazı maçlarda sol bek olarak görev yapan ve sakatlanan Novak'ın yerine yeni sol bek Konan görev yapabilir. Sezon sonunda Fransız kulübü Reims ile mukavelesi bitecek olan fil dişili oyuncunun bon servisine 1,5 milyon euro veren Fenerbahçe imza için Konan'ın Afrika Uluslar Kupası'ndan dönmesini bekliyordu. Ve fil diş sahili Mısır'a penaltılarla elenince Konan için engel kalmadı. 26 yaşındaki oyuncu ile Fransa'da son kez görüşecek olan sarı lacivertli yöneticiler daha sonra kendisiyle birlikte İstanbul'a dönecek ve 3,5 yıllık mukavele imzalanacak defansif yanı çok güçlü bir oyuncu olan Konan Mısır maçında Liverpool forması giyen Salah'a adım attırmazken girdiği 10 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. Hava topu mücadelesinde de 2'de 2 yaptı. Reims Başkanı Pierre Callot Fransız basını yaptığı açıklamada oyuncusu için Fenerbahçe ile anlaştıklarını söylemişti. Konan için birçok takımdan teklifler aldık kendisi de artık başka bir takımda oynamak istiyor dedi. Reims e 2018 yılında Portekiz ekibi Vitoria Goemeres'ten 4 milyon euro karşılığında gelen fil dişili yıldız çıktığı 88 maçta 3 gol atarken 5 tahsis yapmıştı. Öte yandan forvet mevkiine de transfer yapmak isteyen Fenerbahçe İskoç ekibi Glasgow Rangers'ın Kolombiyalı golcüsü Alfredo Morelos'un transferi için önemli aşama kaydetti. Sarı lacivertler Morelos transferini bitirmek için İskoç ekibiyle yapılan görüşmelerde sona yaklaştı. Glasgow Rangers kulübü Morelos için 6 milyon euro bonservis bedeli isterken 25 yaşındaki forveti sarı takıma kazandırmak isteyen yönetim transferi bitirmek istiyor. Mukavelesi 2023 yılında bitecek olan Morelos bu sezon oynadığı 30 maçta 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Ve diğer yandan takvimin derlediği habere göre Salah Cevdetler, mukavelesi Haziran ayında bitecek olan Liverpool'un 26 yaşındaki Belçikalı santraforu Divock Origi için girişimlerde bulundu. İlk teması ise başkan koçun İngiltere'deyken oyuncunun menajeriyle görüşerek gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Liverpool'un Belçikalı oyuncuyla henüz kontrat imzalamaması Fenerbahçeli kurmayların iştahını arttırıyor. Santrafor dışında sağ ve sol kanatta da forma giyen Origi'den olumlu yanıt gelirse yönetim sezon sonunu beklemeden Liverpool ile görüşerek uygun bir bedelle kadroya katmaya çalışacak. Şu anda sakatlığı nedeniyle takımda birlikte olamayan Origi'nin bir hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Kenya asıllı 26 yaşındaki golcü 11 kez Belçika milli takımında da forma giymişti. Ve öte yandan Fenerbahçe'nin forvet adaylarından birisi de Seferovic. 29 yaşındaki golcü Kanarya'nın teklifine olumlu bakıyor. Yönetim satın alma opsiyonunu kiralama ile bu transferi bitirmek istiyor. Portekiz ekibiyle kontrat 2024 yılında bitecek olan Seferovic kulübün devre arasında gönderilecekler listesine konulmuştu. Zaten Benfica'da yeteri kadar şans bulamadığı için ayrılmayı kafasına çoktan koyan Seferovic Kanarya'dan gelen teklife sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki golcü için satın alma opsiyonunu kiralama teklifini devreye sokacağı ve bu transferde kesin sonuç almak adına tüm imkanları seferber edeceği de gelen haberler arasında. Bu sezon az oynamasına rağmen forma giydiği 12 mücadelede 5 gol 3 asistle oynayan Seferovic geçen sezon 52 maçta rakip fileleri 27 kez sarsmış 8 de gol pası vermişti. Evet arkadaşlar transfer gündemine gelen gelişmeleri sizlere aktardık. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkürler.